Evet sevgili izleyicilerimiz yeniden merhabalar efendim. Konuş Adıyaman devam ediyor ikinci bölümde. Yine birlikteyiz. Derecemiz o kadar soru geldi ki inancınız olsun çay içme fırsatı dahi bulamadım. Tabii telefon görüşmeleri derken çayı unuttuk. Ama sevgili Fatih, sevgili Furkan çayımızı getirsin şöyle efendim. Çayımızı içelim. Şeker almıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çayımızı içelim efendim. Çünkü artık haklısınız biliyorum ben. Yani buna nefes tükenir mi? Yeter mi? Yettiği kadar biz buradayız efendim. Yettiği kadar biz buradayız. 0339 göndermiş bana. Hacı Ali Bey göndermiş. Hacı Ali Bey ne yazmış efendim? Şöyle bir bakalım. Hacı Ali Bey bayağı bir uzun yazmış. Evet, iyi yayınlar, saygıdeğer. 50 yıldır Mersin'de yaşıyorum. Bir Adıyamanlı olarak senin konuşmalarının altına imzama atar. Sorum, atıyorum demiş. Sorum şu. Biz Adıyamanlılar olarak sorgulama yok. Sürekli birileri bizi yönetsin mantığı var. Siyasetçiye hesap sorma yok. Hep başımıza birileri var. Birileri bizi yönetsin mantığı var. Senin düşüncene de ben de katılıyorum demiş. Allah'a emanet ol demiş sevgili Hacı Ali Bey. Mersin'e ben de buradan selam gönderiyorum efendim. Sevgili Kazım Çakmakçı, anahtarcı Kazım desek daha iyi olur. Çünkü Adıyaman'da lakap, isim olmazsa kimse kimseyi tanımaz. Ondan dolayı da sevgili Kazım Çakmakçı abimize selamlarımı gönderiyorum. Selam Mustafa, sadesin demiş, vatanseversin, yolun açık olsun. Allah sizlerle beraber olsun, iyi çalışmalar demiş anahtarcı Kazım Çakmakçı. Kazım abime selam gönderiyorum. 92-14 göndermiş. Abicim demiş Ankara'ya giden bir şeyler yapmıyorum. Belediye çalışmıyor. Muhtar çıkar peşinden demiş. Bu memleket kimi yönetecek bilmiyorum demiş. Ellerini öperim demiş. Bana böyle bir soru gelmiş. Yani Allah razı olsun. Saygıda kusur etmemiş. Sağ olsunlar. 54-23 göndermiş. Selamünaleyküm milletvekilleri dediler. Tütünümüz kooperatif kuracağız ama tütün elimizde kaldı demiş. Vekiller neden meclisi AK Parti bu tütünü gündeme getirmiyor demiş. Sadece bir vekil getiriyor. Arkadaşlar şimdi biraz tabii çok sert yazdığı için biz onu burada canlı yayın okuma gibi şansımız yok. Hani canlı yayın bu. Ondan dolayı gerçekten özür dilerim. Sevgili Ramazan Öksüz bana yazmış. Mustafa Bey demiş, biz bir hurdacı sitesi istiyoruz demiş. Her mahallede kayıt dışı çalışan hurdacı var. Biz vergi veriyoruz, sigortalı işçi çalıştırıyoruz. Halen sitemiz yok. Bunun önüne geçsin demiş saygılarımla. Eşim doğru, hurdacılar var. Hurdacıların doğru bir siteleri yok. Yani hurdacı sitesi yok. Korsan çalışanlar da var. İşte görüyoruz. Ama bu vatandaş diyor ki, yani bununla ilgili de bir site yapılsın. Çünkü biz vergi veriyoruz, eleman çalıştırıyoruz. Bu memlekette hizmetimiz var. Lütfen bu konuda da sitemiz yapılsın. Bunun yetkilisi muhatabı kim? Dedik ya, yerel yönetimlerden sorumlu Sayın Belediye Başkanı. Sayın Belediye Başkanı'na bu konuyu ileteceğim. Notlarımı alıyorum. Ondan şüpheniz olmasın efendim. Aa bak, Kadir Menteş çok güzel bir konuya temas etmiş. 1083 sevgili Kadir Menteş. Abi demiş, bu kurumsal marketler çok aşırı derece şube açmaya başladı. Adıyaman bakkalı ve esnafı nefes almıyor demiş. Nefes alamıyor. Şimdi yani bunu her zaman söylüyorum. Yerel market, yani bir yerel market müşterisi olarak gerçekten yerel marketlerden alışverişimi yaparım. Ve saygıda duyduğum marketler var. Yani işçi çalıştırıyorlar, hizmetlerinde hiçbir kusur göremiyorum ama şu mantar gibi çoğalan ruhsat verenlere de şaşıyorum yani. Bunlara bu kadar ruhsat verilir mi? Yani bu ruhsatı verirken sen belediyenin vergisinden, yani ruhsat parasından falan kazanayım derken, diğer tarafta da küçük esnafımızı, yerel marketlerimizin bitiş noktasında olduğunun farkında mısın? Ey yetkililer, ey yetkililer diyorum. Ve ben buradan haykırıyorum.
seslenişte bulunmak istiyorum. Bakın, yerel marketler Adıyaman iline katkı sunan marketler. Yani vergisiyle, efendime söyleyeyim, çalışanıyla katkı sunan marketler. Ama şu ulusal marketler, şu ulusal marketler diyorum, isim almak istemiyorum. Ama 3 harfli oranlar var, 5 harfli oranlar var falan filan. Arkadaşlar bakın, sizin şu ulusal marketlerden yaptığınız alışverişlerin bütün paraları direkt merkeze gidiyor. Ankara, İstanbul'a gidiyor. Yani o marketler bütün vergilerini, bütün devlete olan yatırımlarını veya kendilerine olan yatırımları büyük şehirlere yapıyorlar. Adıyaman'a zerre kadar katkıları yok. Altını çizerek söylüyorum. Ve bu marketler, yani şu ulusal marketler Adıyaman esnafından ekmek almıyorlar. Sebze meyve almıyorlar. Adıyaman esnafından hiçbir şey almıyorlar. Ve Adıyaman rantını da elde götüren o insanlar, o marketler. O yüzden buradan belediye başkanına ve yetkili birimlere sesleniyorum. Şu ruhsat olayına bir el atın. Artık şu mantar gibi marketleri başımıza bela etmeyin, çoğaltmayın. Gerçekten küçük esnafımız can çekişiyor. Ve bunların bütün mebali de boynunuza olsun diyorum ben. Bu kadar ağır konuşuyorum. Şimdi efendim 88-16 göndermiş bana. Selam aleyküm demiş. 12 yıl önce ultrason tomografi gününde alınırdı. Şimdi bir ay sonraya veriliyor demiş. Size başarılar demiş. Az önce bu konuya değinmiştik. 88-16. Yani sıkıntı var. Yok değil. 09-10 göndermiş bana. Mustafa Bey demiş. İyi akşamlar. Mezarlıktan cenaze dönüşü, çarşıdan geçiş bir çile. Ne olacak bu durum demiş. Bir çözüm bulunmaz mı demiş. İyi yayınlar. Bulunur. Bulunur kardeşim. Yani sen çarşıyı, otopark sorunu çözmezsen, sen bir belediye olarak şu memleketin ikinci, üçüncü, dördüncü çevre yolunu aşmazsan, sen şu memleketin girişini tek yönden yaparsan, bu memlekette trafik sorunu hayatta bitmez. İstediğimiz kadar buradan konuşalım. İstediğimiz kadar konuşalım. İnsandan çok araç var. Benim de aracım var. Ama gerçekten bu bir çözüm mü? Bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir. Geçen yıl ortaya bir bir malzeme attılar. Malzeme diyorum. Bir laf attılar. Dediler ki efendim 1 Aralık İlköğretim Okulu'nun yeri çok katlı bir otopark olacak. Ama buradan girdi, buradan çıktı. Bak buradan girdi, buradan çıktı. Niye? Sonuç yok. Anlaşma sağlandı mı? Sağlandı. Vur kazmayı küreği. Yok. Oraya kazma kürek vurulmaz. Kazma kürek ne vurulur? Adıyaman'da bakıyorsun çarşı pazar her gün inşaat halinde. Tam bir mezarlık gibi olmuş. Her taraf çukur. Her taraf çukur. Kazma kazılıyor. Ya kazmayı sen buraya kazacağına git oralara kaz kardeşim. Orada insanlar nefes alamıyor. Bakın araç sıkıntısı almış başını gitmiş. Bu da bir sorun. Ciddi bir sorun. 73-99 göndermiş bana. Hayırlı yayınlar demiş. Ben öğrenci velisiyim. Kimsenin söylemediğini dile getirmek istiyorum. Okul ve geçişlerinde cadde üzerlerinde alt veya üst geçit talebimiz var. Sesimiz olur musunuz demiş. Rica ediyorum. İyi yayınlar. Sonuç olarak trafikteki araçların ne kadar süratli olduğunu hepimiz biliyoruz. Katılıyorum sana. 73-99. %100 katılıyorum sana. Hani bir de şu minibüslere, kolej minibüslerine, otobüslerine sesleniyorum. Arkadaşlar bakın, siz çarşı merkezinde araç kullanıyorsunuz. Şoförlerimiz, bakın hepsini kastetmiyorum. Onlar belki kendilerini bilirler. Arkadaş o kadar süratli gidiyorlar ki. Yani bir yolcu kapmak için önünde arkasında araç mı var? Okul mu dağıldı? Yolcu mu var? Yaşlı mı var? Hasta mı var? Bilmiyor adamlar ya. Öyle bir gidiyorlar ki yollar ben yolların fatihiyim diyor o sürücüler. O sürücüler diyorum ben. Ve lütfen bu konuda gerçekten sizden rica ediyorum. Gördüğünüz aracın hızlı araç kullanan şoförlerin ismini almaya ama aracın plakasını bana lütfen yazın. Bu konuyu bir irdeleyelim arkadaşlar. Bakın can var ortada. İnsanların canı var ortada.
Bir görüntümüz var. Arkadaşlarımız Besli Soyören köyünde bir evin bahçesini bana göndermişler. Bu arada bana etrafınızda yaşadığınız sıkıntıları lütfen fotoğraf olarak bana çekin gönderin. Ve bundan sonra her hafta fotoğraf yayınlayacağım. Yani sizin gördüklerinizi, benim gördüklerimi yetkililer görsün diye. Bu arada yağmurumuz da yağdı. Allah'ın rahmeti o kadar var ki sesim gidiyor mu bilemiyorum ama güzel bir yağmur var. İnşallah bu yağmur bereketli olur. İnşallah bu yağmur böyle facialara yol açmaz diyorum ama yağmurun sesi gerçekten çok. Ver arkadaşlar fotoğrafı. Evet, burası Besli Sayören köyünde bir evin bahçesi. Ve buna benzer birçok ev vardır. Ben biliyorum. Yani Sayören'de olsun, Adıyaman merkezinde olsun, Yeni Sanayi Mahallesi'nde olsun. Yani elektrik direkleri, bakın adam evinin bahçesinin içerisinde elektrik direkleri var. Şimdi burada, bakın orada hayvanlar var, insanlar var. Yani orada yaşayan insanlar var, canlılar var daha doğrusu. Ama burada elektrik kurumunun elektrik direkleri. Yani orada can mı, insan mı var umurunda değil. Ha, bunun gibi birçok görüntü var bende. Bu sadece Besli Sayören köyünden, bana Sayören köyünden gönderilen bir görüntü. Tekrar ediyorum efendim, sağınızda, solunuzda gördüğünüz, sıkıntı yaşadığınız fotoğrafları lütfen bana pazartesi gününe kadar atın efendim. Çünkü salı günü ekranlarda olduğum için onu gündüzden rejiye vermek zorundayım ve onun üzerine yorum yapmak istiyorum. Lütfen tekrar ediyorum, gördüğünüz, yaşadığınız sıkıntı, yol, çukur, yani ne olursa olsun o fotoğraflarınızı lütfen bana atın. Ki buradan ekranlara taşıyayım efendim. Evet arkadaşlar, kaldırabilirsin. Ben buradan Sayören köyüne selam gönderiyorum. Allah hepinizden razı olsun efendim. Evet, şu öğrenci velisinin bana göndermiş olduğu üst okul önlerindeki cadde ve okul önlerinde üst geçit veya alt geçit olsun talebi çok önemli. Bunun da notumu aldım efendim. Evet, Iğdır'dan yazmışlar yine. Iğdır mağduru yazmış kardeşim. Evet, 21.02 yazmış bana. Selam Mustafa abimiş. Adıyaman il oluşu yıl dönümü sadece devlet kurumlarının bilmesi yetmiyormuş. Yetiyormuş demiş. Demek ki biz halk olarak senden duyduk. Güzel bir etkinlik olsaydı belki herkes bilecekti demiş bu izleyicimiz. 21.02. İyi akşamlar Mustafa Bey. Adıyaman'da trafikte motosikletlere hiç saygı gösterilmiyor. Biz de canız, biz de bir ananın evladıyız. Biraz daha dikkatli olunmasını rica ederseniz sevinirim demiş. Yani motosiklet sıkıntısı mı var? Yani motosikletler özellikle yani çok hızlı mı kullanıyorlar? Yani şu anda kış mevsimi olduğu için o kadar motor göremiyorum ama her zaman söylüyorum lütfen motor kullanan kardeşlerim, genç kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen kaskınızı takın. Lütfen hızlı gitmeyin. Lütfen insanlara zarar vermeyin diyorum. İnsanlara derken efendim, yani son günlerde görüyorum. Bazı hayvanlar diyorum. Bazı hayvanlar diyorum. O hayvanlara yaptıkları eziyet beni gerçekten çok üzüyor. Hayvanlara yapılan eziyetleri gördükçe içim yanıyor. Yani adam aracının arkasına bağlamış, bir köpeği bağlamış. Yani aracı o hayvanı sürüklüyor. Vicdansız, merhametsiz. Yani hayvan demeye de aslında hayvan ondan iyi ya. Bir hayvansever olarak gerçekten üzülüyorum. Bakın sağınızda solumuzda hayvanlar mutlaka vardır. Onları lütfen kollayalım. Çünkü onlar dili olmayan. Onlar da bir canlı varlık. Van'dan selam göndermiş bana sevgili Yakup kardeşim de, evet, diline sağlık demiş. Allah razı olsun sevgili kardeşim. Arkadaş tütünle ilgili bana bir yazı yazmış. 3986 diyor ki ülkeme, kanunlara ve bayrama saygılı bir insanım. Ama demiş hükümet bizi tütün konusunda perişan etti. Mesela demiş ben sadece hakkımız olan çoluk çocuğumuzun rızkı, tütünümüzün yasak edilmemesi için demiş yetkililere sesini duyurmak istedik. Taşkınlık da yapmadık.
Bunlara rağmen mahkemeye sevk edilmiştim. Artı 1000 lira para cezası kesilmiş. Bu haksızlığı dile getireceğini umuyorum demiş. Saygılarımla demiş. Devamını diliyorum. İsmail Bildik göndermiş bana. Yani arkadaş diyor ki ben hakkımı savundum ama bana 1000 lira ceza kesilmiş. Böyle bir sıkıntı var. Sevgili İsmail Bildik göndermiş bana. Bu konuda şikayetini bana yazmış. Merhaba demiş. Abi Mersin'de yaşıyorum. Adıyamanlıyım. Bir yıl önce Kahtiye'ye geldim. Çöp konteynerleri yoktu. Vatandaşlar köşe başına ya da petrol varilere çöplerini atıyordu. Çok pis bir manzaraydı. İyi yayınlardı abi demiş. Bana bu sevgili kardeşim 92-90 göndermiş. Sevgili Gana abi. Yani Gana abiyi de buradan selamla böyle muhabbetle selamlarımı gönderiyorum. Evet Gana abi demiş ki bir nolu sağlık ocağından karşıya demiş eczaneye geçen yaya geçti göle dönmüş. Bileğe kadar dere gibi su akıyor belediye görmüyor mu demiş. Sadece orası değil bulvar boyunca birçok yer öyle demiş sevgili Gana abi. Yani yağmur dedik ya Allah'ın rahmeti bereketi dedik. Tabii şu anda da çarşı merkezinde dere gibi olmuş, sular akıyormuş. Yani anladığım kadarıyla Adıyaman'da altyapı sıkıntısı yıllardan beri devam ediyor. Hani diğerlerde efendim biz geldiğimiz zaman Adıyaman'da altyapıyı bitireceğiz, biz Adıyaman'da geldiği zaman şunu yapacağız, bunu yapacağız diyenler maalesef şu anda ortada. Yani görünen köy kılavuz istemez. İşte hizmet diyorum ben. Turan abime selam gönderdim. Evet, bir izleyicimiz bana yazmış 76-13. İyi yayınlar demiş Mustafa Bey. Ben kalp hastasıyım. İki yıl önce 400 yataklı devlet hastanesinde anji oldum. Üç ayda bir kontrole gidiyorum. Bir doktorun ismini vermiş bana. Sıra alıyorum demiş. Lakin her gittiğimde asistana muayene oluyorum. Bir türlü o hocaya yani Erdal Hoca diyeceğim muayene olamıyorum. Bu konuyu gündeme getirir misiniz? Benim gibi halkın da mağdur olmaması için sizlere yazdım. Teşekkürler, saygılar demiş. Kim göndermiş bunu efendim? 76-13. Yani arkadaş yani bu hasta olan kardeşimiz hastaneye gidiyor. Doktoru var, uzman doktor. Ama ona bir türlü muayene olamıyor. Asistana muayene olduğunu yazmış. Bundan dolayı da bu sıkıntısını bana göndermiş. 0473. Kardeşim, okumayacağım ben. Senin bu yazını okumayacağım. Yani okumak istemiyorum kardeşim, sevgili kardeşim. Çünkü beni anla, lütfen beni anla diyorum ben. Bak 7809 göndermiş. İyi akşamlar Mustafa Bey demiş. Adıyaman'ın merkez küçük Olgu köyünde oturuyorum. Su sıkıntımız vardı. Su bulduk. Şimdi de su kireçli diyorlar. Biz yaşamayalım mı demiş. Yeter artık. Parke yapıldı. Yarım demiş. Su yok. Yeter artık. Her şeyde buna mana buluyorlar. Biz ne yapalım? Vali Bey'e sesleniyoruz demiş. Küçük Olgu köyünde bildiğim kadarıyla su sıkıntısı vardı. Su giderildiğini öğrendim ben. Bu program aracılığıyla böyle bir sıkıntı vardı. Evet, bana 63-56 göndermiş. Abi hayırlı akşamlar, muhtar adaydın, hayırlı olsun. Kahta Gergeri yolu ne zaman yapılacak bilgin var mı demiş. Çalışmalar var. Bundan 2 ay önce geçtim. Yollar, çalışmalar devam ediyordu ama ne aşamada şu anda bilmiyorum. 92-96 göndermiş. Lütfen okul saatlerinde büyük dolmuşlar gönderilsin demiş. Biz dolmuş şoförlerinden azar işitiyoruz. Vay, vay, vay. Ve halktan da azar işitiyoruz. Çünkü sıkış. Demiş. Küçük dolmuşlar geliyor. Lütfen okul saatlerinde büyük dolmuş gelsin. Celal Dolucan göndermiş bana. Abi bunu lütfen okur musun demiş. Sevgili Celal kardeşim okuyorum ben. Öğrenciler şikayetli. Adıyaman merkezde yaşanır bu olay demiş. Dolmuş şoförleri bizleri rezil ediyorlar. Allah Allah. Şuraya bak ya. Dolmuş şoförleri. Kimse kimseyi rezil edemez kardeşim. Yani kusura bakma da sen paranla götürüyorsun. Hele müşteriye fırça atamazsın. Öğrenciye fırça atamazsın, yaşlıya fırça atamazsın. Sen kimsin ya? Allah Allah. Fırça atıyorlar. Kimsin sen kardeşim?
Paranla götürüyorsun. Bedava mı götürüyorsun sen onları? O insanlara sen zulmedemezsin. O insanlara sen hakaret edemezsin. Öğrenci ya. Plakasını yaz kardeşim bana. Plakasını yaz. Sevgili Hüseyin abi göndermiş bana. Mustafa Bey demiş, ben Hüseyin Bozgün, muhtar adayınız hayırlı olsun. İnanıyorum ki siz seçinizde o mahalleye bereket gelir. Hüseyin abi teşekkür ediyorum sevgili Hüseyin abi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum abim. Mersin'e selamlar. Ben Mahmut Baykara, Mustafa kardeşime başarılar dilerim. 77-15 göndermiş. Mersin'den göndermiş Mahmut Baykara. Mersin'e ve Baykara ailesine selam ve saygılar gönderiyorum efendim. 0773 göndermiş. Bütün Türkiye'de asgari ücret 2000 lira gelirken Adıyaman'da 10 sene önceki asgari ücret verilmesi işler acısı demiş. Allah Allah. 0773. Kim isim yazmamış ama bana lütfen yazar mısın arkadaş? Yani asgari ücretin adı altında düşük maaş mı veriyorlar? Yani var mı öyle bir haksızlık? Yani biliyorsunuz kurum özel sektörler maaşları, yani işçi maaşını, personellerin maaşını bankaya yatırıyorlar. Ama işte geçmişte bunu burada okumuştum ben. Hani 1800 lira yatırılan paradan 300 lira 500 lira geri alan, haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın sesine ben burada şahit oldum. O vicdansızlara da buradan seslendim. İşçi hakkının, kul hakkını yemeyin diye buradan seslendim. Böyle bir sorun mu var? Bana biraz daha detaylı yazar mısın sevgili izleyicim? Bir arkadaşımız bana çok güzel bir mesaj yazmış. 27-53 göndermiş bana. Merhaba demiş. Ocak 2016'da Adıyaman Belediyesi İl Milli Eğitim ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ortak protokol imzalanarak atık yağların doğaya salınmaması, parantez içerisinde kanalizasyon ve içme sularına tehdit etmemesi için proje yapacaklardı. Atık kızartma yağlarını biriktirdim. Halen bu yağları bırakacak bir yer göremedim. Siz biliyorsanız bizi aydınlatır mısınız demiş 27-53. Ben görmedim kardeşim. Ben bile evde yani yağ kızartılan, yani o kızartmada kullandığımız yağları hani lavaboya dökemiyorum. Çünkü o bir zarar. O bir zarar. Ne yapıyorum? Yani bahçeye de dökemem. O da doğaya bir zarar. Yani insana zarar, doğaya bir zarar. Atıyorum çöp konteynerine ve oradan çöpçüleri alıp götürüyor. Yani bu gerçekten büyük bir proje. Ha, bu proje için belki bunu akıl edemediler. Yani böyle bir proje Türkiye'nin her tarafında var. İlimizde, Adıyaman'da maalesef böyle bir proje ki etüt yapılmış. Belediye tarafından, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından ortak bir protokol imzalanmış. Ama sonuca bakıyorsun, bağlar gazeli. Bağlar gazeli. Şimdi Ayşe Hanım göndermiş, efendim Mustafa Bey çok özür dilerim. Bir sorun daha belirtmek istiyorum. Yok, hiç özüre gerek yok. Bir soru da yazarsın, iki soru da yazarsın, üç de, beş de. Yani bu program sizin programınız Ayşe Hanım. Herkese açığız biz. Herkese yayın süresince, yani program süresince bilgisayarlarımız, WhatsApp hattımız açık. Hastanedeki araba park olayı otoparklarda yer bulunmuyor demiş. Bilinçsiz park edilmesinden ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmemesini de bu soruna çıkmaza sürüklüyor demiş. Hem yetkililerin hem de vatandaşların bu konuda çözüm bulacağına inanıyorum demiş Ayşe Hanım. Ha, ne güzel. Yani orada ciddi bir sıkıntı var. Otoparklarda yer bulunmuyor. Doğru. Bilinçsiz park edilmesinden de sorun var. Bazen gidiyorsun aracı, adam hani böyle koyacağına böyle koymuş ya. Üç aracın, iki aracın yerini işgal etmiş. Adam bilinçsiz bir sistem var. Hastaneye gitmiş, iki saat, üç saat, beş saat. Hani biraz da hatayı biz de bulmalıyız. Doğru söylüyorsun Ayşe Hanım. 79-59 göndermiş Sayın Muhtarım Alitaş Altınşehir evlerinin tüm vebali şu anki belediye Necip Başkan'ın da döneminden beri oyalanmaktayız. Müteahhidi hazır beton projeyi zamanında onaylamayan belediye başkanı ve imar ekibinin kentsel dönüşüm rüyamız bitti.
Evet arkadaşlar bakın Altınşehir evlerinin vebali üzerine bir soru geldi bana. Yani bu izleyicimiz 79-59 öyle bir yazı yazmış ki o yazıyı şu anda ağzıma almak istemiyorum. Telaffuz etmek istemiyorum. Bakın utanç verici bir iki şey. Yani böyle bir mahallede Adıyaman'ın en gelişen, en güzel semti olan Batı'nın, Adıyaman'da Batı'nın gözdesi haline gelen Altınşehir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm rüyamız diyor bitti. Ve o evlerde şu anda diyor gayri işler yapılmakta. Yani ağzımı almak istemiyorum. Lütfen hoş görün bana. Ben lütfen diyorum ben. Ve o izleyicimiz 79-59 bir soru daha göndermiş. İşkur tarafından okullarımızda görevlendirilen temizlik görevlilerinin süresi 31-12-2018 tarihinde bitiyor. Okullarımızda temizlik işleri çok sıkıntı olacak demiş. Uzatılmasını gündem yaparsanız çalışanlara, öğrencilere ve okul idarecilerine katkı sunmuş olursunuz. Allah yolunuzu açık etsin demiş 79-59. Yani diyor ki okul daha bitmedi. Yani okulun daha bitmesine uzun bir zaman var. Ama sen bu çalışanlar yani İşkur tarafından 6 ay, 7 ay, 3 ay çalışan İşkur tarafından bu temizlik görevlerinin süresi uzatılsın. Yani çok zor bir şey değil. Hem oradaki öğrencilerimiz faydalanacak bu hizmetten hem de o nafakasını o okuldan yani İşkur tarafından nafakasını alan kardeşlerimiz faydalanacak. Bu güzel bir soru. Bu soruyu da ben burada notum altına aldım efendim. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. İyi yayınlar Mustafa Bey demiş. Ne de biz yağmur yağınca içme sularımız çamur akıyor. Oo çok güzel bir soru. Dün iki gün önce sosyal medyada paylaştım. Yani bunun yetkilisi kimler? Yani lahım suyu içiyoruz. Yani karışım bir su geliyor. Ben de evde şahit oldum. Hani damacana almak zorunda kaldım. Çünkü içemiyorum arkadaş. Çamurlu akıyor. Yani affedersin banyo yapacaksın. Çamur akıyor yani. Resmen çamur akıyor. Hani buna bir çözüm yok mu? Allah'tan... Yani burası Karadeniz bölgesi değil. Allah'tan burada her gün yağmur yok. Yani Karadeniz'de biliyorsunuz yaz, kış, yağmur var. Ama orada böyle bir sıkıntı ve sorun yok. Adıyaman'da bir ay yağmur yağar, ne yollar kalır, ne içeceğimiz sular kalır. Her taraf çamur deryası. Yani sağlığımız da tehlikede, hayatımız da tehlikede. Buna bir türlü çözüm alınamıyor. Ali Teş Mahallesi... İzleyicimiz 61.02 yazmış. Sularımız çamur akıyor. Bunun sorumlusu kim bir de demiş. Aliteş Mahallesi çok şanslı. Senin gibi bir adam muhtar adayı başarılarının devamını dileriz demiş. Dileriz. Beni ailem Aliteş Mahallesi'ne oturuyorlar. Seni çok seviyorlar demiş. Yani ailem demiş Aliteş Mahallesi'ne oturuyorlar. Seni çok seviyorlar. 61.02. Çok teşekkür ediyorum. Yani dualarınızı eksik etmeyin diyorum sevgili izleyicime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Evet, Türkiye'nin her yerinden yağmur yağıyor, sular çamurlu akmıyor. Neden Adıyaman'da iki damla yağmur düştü mü sular çamur akıyor? Acaba demiş, borular mı delik? Mustafa abi demiş, hayırlı yayınlar. Borular mı delik yani, bilemiyorum. Borular delik olur mu? Sevgili Fatih, olmaz değil mi? Yani yağmur yağdı mı sular çamur. Şimdi sevgili Rüştü. Turanlı, Rüştü abim göndermiş bana. Kahta'dan göndermiş. Kahta Ziraat Odası Başkanı. Çok seviyorum. Gerçekten sevgili Rüştü abi. Yani o güler yüzüne hayranım. Demiş ki efendim Mustafa Bey demiş. Hayırlı akşamlar. Muhtarlık seçiminde başarılar dilerim. Değil Ali Taşı'nın tüm Adıyaman'a faydamızı olacağınıza inanıyorum demiş. İnşallah Ali Taşı'na muhtar olup bizi de bu rektörden kurtardınız demiş. Bu rektörden kurtarırdınız. Kurtarırdınız. Yani bu rektör olayı yani adam yani şu insan gerçekten her şeyi okumakla olmuyor değerli izleyicilerimiz. Her şeyi okumakla olmuyor ya. Allah insana akıl vermiş, mantık vermiş, insanın oğluna her türlü imkanı sunmuş. Ama her şeyi okumakla değil. Yani biraz neyse Rüştü Başkan anladım sanırım. Seni seviyorum demiş. Teşekkür ederim sevgili Rüştü abim. Teşekkürler efendim. Kahta Rızat Odası Başkanımız sevgili Rüştü Turanlı'ya selamlarımı iletiyorum efendim. Allah razı olsun. 71-31 göndermiş. Sorunları dile getiriyorsunuz, güzel konuşuyorsunuz. Teşekkür edermiş. Ali demiş. Ali kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Nereden aramış, nasıl göndermiş? Hani başında da şöyle bir kask var.
bir inşaat sektöründe mi ne bileyim öyle bir resim gördüm ben. Yine de sağ olsun. Evet 08-0 göndermiş. Sosyal bir sorun. Toplu taşıma araçlarında gençler, kadınlara, özürlere ve yaşlara yer vermiyor. Toplu taşıma araçlarının içinde bu konuda uyarma içerikli levhalar yazılabilir mi? Fettah Tanrı Över yazmış bana. Vallahi Fettah Bey, yani kusura bakma, insanın içinde olmalı. Yani o gençlere, hamile, kadınlara, özürlere, yani gençler, özellikle gençlere sesleniyorum. Yaşlara yer vermiyorsa var ya, buna dil, lehva, aracı komple de boyasın adamın olmalı. Yani yok ya, ben de şahit oluyorum. Toplu taşımalarda adam bir de işinin yani tam rejonu olmuş. Yani işin uzmanı olmuş. Eline bir gazete, bir kitap alıyor. Sanki hiç etrafında, sağında, solunda adam yokmuş gibi böyle kafasını. Abi ki okumuyor ha, farkındayım. Sırf o yerinden kalkmasın diye. Bu kadar saygısızca davranan insanlar da var maalesef. Yani boş. Ama tabii lehva yazılır mı? Yazılır. İş ki insanın kafasında olmalı diyorum ben. Evet, merhaba Mustafa Bey demiş. Ben Kasım 63-58. Bizim kentsel dönüşüm kapsamına giren taşınmamız var. Bize ücret belirleyip söylediler. Tabii kabul etmedik. Ancak belli bir zaman geçtikten sonra bir gelişme olmuş mu diye belediye başkanlığına binası arkasındaki pazar üstündeki kata çevre işleriyle ilgilenen bir çalışma alanı oluşturulmuş. Orada bir hanımefendi, yani bir bayana, mühendise sormuş. Bana ilk fiyattan 77 bin liradan fazlasını söylediler demiş. Şaşırdım. Biz bu fiyatı bize bu fiyat verilmemişti dedim. Yanlışınız var dedi. Tabii yine kabul etmedim demiş. Yani çok uzun yazmış arkadaş. O kadar uzun yazmış ki. Ben kalın, yani o puntlara ne olduğunu yüzüne vurmadığımız insanlar bir zaman bir sonra kusursuz tanıyorlar demiş. Anladığım kadarıyla bu arkadaş yani orada kentsel dönüşümden dolayı tabii ki belediye tarafından para ödenecekmiş ve bu paraya biraz itirazı var. Kentsel dönüşüm dediler, paramız yok, yarın yıkacaklarını söylediler diye bir çivi çakmaktan çekiniyoruz demiş. İlginiz için şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Arkadaş bak, ben söyledim. Kentsel dönüşümden medet uman, kentsel dönüşüm adı altında borçlanan, hani kentsel dönüşüm olacak, ben buradaki paramı alayım da efendime söyleyeyim, ev alayım diyenler lütfen biraz bekleyin, sabırlı olun efendim. Çünkü önümüzde bir seçim var, belediye başkanlığı seçimi var. Yani bu saatten sonra o kentsel dönüşüm hemen böyle hoppa olacak diye bir kayda yok. Çünkü 2 yıl, 3 yılınızı alır diyorum. Bundan dolayı lütfen biraz tedbirli davranalım. Mustafa Bey demiş, yayınlar diliyoruz. Size ve belediye parkmatiğe çalışıyorduk. Diliyoruz size. Belediye parkmatiğe çalışıyorduk. Belediye kapattı. Abi mağduruz demiş. İş bulamıyoruz. Birilerinden iş istediğimize, iş kur önünüze çıkıyor. Ama bir yerde haber çıkmıyor. İyi yayınlar demiş. ÖB olarak göndermiş. 13-55. Yani yazık, orada 30-40 tane gariban vardı. Yani sanki o garibanlar çok böyle, nasıl diyeyim sana, küfletli olacakmış gibi o garibanları işten çıkardınız. El insaf diyorum, el insaf diyorum. Bu garibanlar yaz, kış demeden aylarca orada sizin kahrınızı çektiler. O şirket gitti, öbür şirket geldi. O bir müdür değiştirdi, öbür müdür geldi. Ve bu arkadaşlarımız aylarca orada araç sahiplerinden fırça yediler. Soğuk kış, yaz kış demeden çalıştılar ve onları kapı dışarı bıraktınız. Ben size Allah'a havale ediyorum efendim. O işçilerin hakkını gasp eden o insanlara sesleniyorum. Ben sizi Allah'a havale ediyorum. Yazık, günah. Bak iş bulamıyorlar. Çocukları var. Evleri kira, okula giden çocukları var, kira veremiyorlar, doğal gazlı evde oturmuyorlar. Velakin otursunlar, her şeye layıklar bu insanlar. Ama o insanların 50 kişinin, 60 kişinin kaderiyle oynadınız siz. El insaf diyorum ben. Yazık yani. 13.55. Allah yardımcınız olsun kardeşim. Ya arkadaş yazmış, diyor ki Adıyaman'a ne zaman tren geliyor? Milleti kandırmasınlar. Sayın Mustafa abi demiş, doktorda belediye baş... Ya arkadaş, şimdi ben
Şimdi o B partisi veyahut da şu parti, şu belediye başkanı olur olmaz o sizin bileceğiniz bir şey. O konuda lütfen bana bu konuda yazmayın değerli izleyicilerimiz. 5 Pınar, onun da öz iddiası yaptı. Başka var mı? Sadece bir farkları var. O da Suriyeliler. Onlar da bizden üstün tutuluyor demiş. 0542. Arkadaş yani biraz bir aday konusunda yorum yapmış ama tabii onu şu anda benim okumam etik değil. Öyle bir lüksüm de yok. Yani o kişi olur mu, olmaz mı, ünvanı ne, mevkisi ne, o beni bağlamaz. Ben sadece Adıyaman'a hizmet edebilecek kapasiteli insanlar bekliyorum efendim. Selam, Bahçecik'ten mahalleye koşu yolu, bisiklet yolu, yeşil alan yürüyüşü, parkuru güzel ayrılmak istiyoruz demiş Bahçecik Mahallesi. Yani Bahçecik Mahallesi'nin ne günahı var? Bazen düşünüyorum, iyi biliyorum oraları. Varoş demeyeyim de böyle hani hali vakti iyi olmayan ailelerin oturduğu bir yer. Ama bazen üzülüyorum işte. Aslında bazen de her zaman üzülüyorum. Oradan da geçtiğin zaman hep ah ederim. Bu mahalle ne zaman kalkınacak? İşte Varlık Mahallesi diyoruz. Ben Varlık demiyorum, Yokluk Mahallesi ne zaman kalkınacak? Çünkü yokluklar içerisinde olan bir mahalle. Ve bundan dolayı da gerçekten üzüldüğümü buradan belirtmek istiyorum. Abi bu kurumsal marketler çok aşırı iyice şüphe açmaya başladı demiş. Adıyaman Bakkal Esnaf'ın nefes tamamı. Kadir Menteş, Pazarcılar Başkan Yardımcısı demiş. Bana az önce gönderen Kadir Menteş'miş efendim. Evet, dolmuş ücretleri zamını geri çeksinler, çeksinler demiş. Bana 34.92. Mustafa Bey demiş, Sitler Mahallesi Cumartesi pazarın kurulduğu caddede delik deşik yapıldı. Asfaltlama yok. Lütfen sesimizi duyurur musunuz? Teşekkürler demiş. 16.69. Fatih, çayımızı buz gibi ettik değil mi kardeşim? Peki. Şimdi bana efendim 0202 önermiş. İyi akşamlar abi demiş. Adıyaman sorunu bir değil ki. Hangi birini yazayım? Polis evi yakınında Adıyaman'ın milletvekiline benziyor. Bir kavşak yapılmış demiş. Nedir bu rezillik demiş. Yani orada bir kavşak var demiş. Evet. O kavşakla ilgili sıkıntısını yazmış bana bu kardeşim. Şimdi Besli'den bir izleyicim bana yazmış. Efendim 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde neden taziye evi yok? Resulullah Camisi altındaki taziye evini hizmete geçilmedi. Mahalle muhtarımız hep ağır attı. Amacı ne demiş? Sevgili Kazım abi, Adana'dan yazmış bana. Kazım Gülter. Yani Kazım abi bekliyordum. Vallahi aslında ben de unuttum sana selam göndermeyi. Çok teşekkür ediyorum. Tanışmadık ama bazen telefonla görüşüyoruz. Çok sevdiğim bir abim. İyi yayınlar demiş. Adana Gerdan Köyü'nden Kazım Gülter muhtarlık adayının hayırlı olsun demiş. Başarılar dilerim. Sevgili Kazım abi bana böyle bir mesaj göndermiş. Eyvallah sevgili Kazım abi, Adana'ya selam gönderiyorum. Gülter ailesine selamlarımı gönderiyorum. İnşallah Adana'ya geldiğinde söz senin bir acılı şalgamı içeceğim. Öyle derler değil mi? Acılı şalgam içerim. Sevgili Murat göndermiş. Merhaba Mustafa Bey demiş, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Suriyeli vatandaşlar dükkan açıyorlar, bunlardan vergi ve ruhsat soruluyor mu demiş. Hayırlı akşamlar. Mustafa Bey demiş, kentsel dönüşünden dolayı bir gelişme var mı? Yok sevgili Murat kardeşim, az önce söyledim. 3 yıl bekleyin abi, 3 yıl bekleyin. Ha inşallah erken yaparlar, benim yüzüm kara olur. Bunu da bu kadar ne söylüyorum. Erken yaparsalar ben buradan alkışlarım onları, takdir ederim. Yüzüm de kara olsun, ne diyeyim yani. Yok ben 3 yıl diyorum ben, 3 yıl bekleyin abicim. Yok abicim, bu havada, bu mevsimde yani yeni gelecek belediye başkanı kentsel dönüşümün borcunu, harcını, planını, projesini, çünkü o ekip gider, o ekip gelir. Yani bu biliyorsun ekip işidir. Bilmiyorum, inşallah da ekip, iyi bir ekip oluşur. Şu milletin, vatandaşın derdi de temizlikte, onda, bunda, her şeyde çözülmüş olur diyorum ben. Yaşlılar Manasevlerin oraya belediye gelmiyor demiş. Belediye ricamız Manasevlerine güzergahı çekemezler mi demiş. Bir izleyicimiz 42-62 göndermiş. Manasevleri de belediye gelmiyor. Yani temizliğe mi gelmiyor? Sıkıntı, bu güzergahı çekemezler mi demiş. Güzergahtan dolayı sıkıntı var. O
yerde. Evet, 78-68 göndermiş bana. Mustafa Bey demiş, 400 yıllık hastanenin oradaki belediye otobüs işletmesinin tesisinin yerine otopark yapılırsa daha iyi olur demiş. Belediyenin o kadar yeri var demiş sonuçta. Altınşehir'deki Manasellere arası 60 dönümlük yer neden 4 yıldır el atılmıyor? Devasa büyük bir yer var demiş. Park ve sosyal testlerin yapılmasını istiyoruz demiş. Evet, belediye otobüslerinin Manas, Gazihan, Babür ve Uygur sitelerinin önünden geçmesini istiyoruz demiş. Ben Fatih Da Deviren. Evet, güzel bir soru yani. Oralarında tabii niye geçmesin? Evet, sevgili Yüksel Bey göndermiş bana Almanya'dan. Yüksel Çakallı göndermiş. Sizlikle izliyoruz demiş Yüksel Bey. Almanya'ya Çakallı ailesine Yüksel Bey'e selamlarımı gönderiyorum Adıyaman'dan. Hava ve yağmurlu bir havadan Almanya'ya selam olsun efendim. ...25.02 göndermiş. İyi akşamlar abi demiş. Barometrede çalışanlar hala ister. Bu kış günü bu kadar arkadaşımız ve benim halimi demiş. Benim halimiz ne olacak? Mendili gibi kullanıp attılar bir köşeye. Al işte az önce yazmıştı arkadaş. Bu istilik ne olacak demiş. Sizden başka bize sahip çıkan yok. Bizim sesimizi duyurur musun? Bize bir iş imkanı sağlansın sayın başkanımız demiş. Vallahi haklısın kardeşim. Bana göre yani kadro verildi, kadro tahsis edildi ama dediğim gibi bu 50-60 tane kardeşim bu kadronun içerisine giremedi. Çok yazık, çok yazık diyorum. İyi akşamlar Mustafa Bey demiş, Besti Kızı'nın köyünde gelsen şu altyapı sorunlarını görüp verileri durursa memnun olurum demiş. Kızılın muhtarı altyapı yarım kaldı demiş. Muhtar bana fotoğrafını çek gönder sevgili Kızılın. Besni Kızılın köyü muhtarı. Cep telefonum var. Bana lütfen o köyün altyapısı ile ilgili sıkıntılarını yaz da ve bana WhatsApp'tan gönderebilirsin sevgili muhtarım. Mustafa Bey Adıyaman'da başka bir TV Türk bayisi açılmaz mı demiş. Mahmut Akkuş göndermiş bana. Yani araç sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız var. TV Türk bayisi açılmaz mı? İyi akşamlar Mustafa Bey demiş. Lütfen demiş. Arkadaşlar yani bunun içeriği var mı yok mu? O İplik Tekstil Fabrikası'nın maaşlarının geç verdiğini yazmışsın bana. İsim vermek istemiyorum o firmamızın. Çünkü yani bilmiyorum geç mi veriyorlar, erken mi veriyorlar ama benim bildiğim kadarıyla güçlü bir aile şirketi. Bilmiyorum, öğrenirim ben. Adıyaman'da 6 yıldır görev yapmaktayım. İlk başta şehrin kıymetini bilen çok az demiş. Bence ilk şey bunun farkına varılması gerekir demiş. 86-86. Hızlı hızlı okumak zorundayım çünkü gerçekten çok sürem kısıtlı. Evet, İyi akşamlar abiler. Burası Cumhuriyet Okulu. Sesimi duyurur musun demiş. Okul saati yasak olmasına rağmen gene park ediyorlar demiş. Kimse yasak tebalayı umursamıyor. Ben Hasan Bozan servisçiyim demiş. Bu konuyu gündeme getirir misiniz demiş. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Hasan Bey bana fotoğraf çekmiş göndermiş. Yani orada bir okul çıkışı var. Ama araç parkı var. Bundan dolayı da mağduriyetini dile getirmiş şoförlerimiz. Yani okul taşıtını kullanan şoförlerimiz. Çok hızlı okuyacağım. Dayı nasılsın demiş. Biraz daha hızlı mesaj okursan sevinirim demiş. Abi organize sanayisinde bir çevre yolu belediye araçları gelse ne olur demiş. Abi belediye araçları gelse ne olur demiş. Organize sanayisine böyle bir soru gelmiş bana. Merhaba Mustafa abimiz. Gazetecisin. Hangi siyaset? Hep laf, icraat yok. İyi yayınlar, saygılar demiş bana. 92-90 göndermiş. Tütünle ilgili gelmiş. Bakıyorum şöyle efendim. Sevgili Yaşar. Yani restoranda çalışan sevgili Yaşar kardeşim göndermiş bana. 0024. Mustafa Bey demiş geçen
hafta çocuk hastanesinin acine gittin. Lavabolar tek kelimeyle berbattı. Berbattı. Yani Yaşar Bey, güzel bir soru. Evet, çocuk hastanesinin acine gittin. Lavabolar tek kelimeyle berbattı. Adı üzerinde çocuk hastanesi. Biz de hijyen. Biz de sağlıkta diyoruz ama yani bilmiyorum. Lavabolar tek kelimeyle berbattı. Yorumu oradaki doktorlara, başta doktorlar olmak üzere müdürlere bırakıyorum efendim. Takip etmiyorum, anlamıyorum yani. Hayret bir şey ya. Lavabolar berbat. Çek onlar bana sevgili Yaşar kardeşim. Vallahi yayınlarım ben buradan. Siz bana sıkıntı ve sorunlarınızı belirleyecek görüntüler de bana gönderin. WhatsApp hattıma gönderin efendim. Onları alacağım, buradan ileteceğim. Çadırkent'ten göndermiş bana 8200. Besne selamlar. Usta iyi yayınlar demiş. Besne'de Anuset abi demiş. Bu memleket sahipsiz. Abi demiş. Bizimkini ne okumuyorsun demiş bana. 2702. Fırsat gelse okurum. Vallahi çok mesaj geliyor bana. İnancın olsun. 2 saatten beri buradayım. Şu anda o kadar var ki WhatsApp'ta. Ben artık göremiyorum. Yaşınlar Mustafa abi demiş. Her konuda haklısın. Paris'ten selamlar. Hasan Taş'tan ve ailesine selam yollayacaktınız demiş. Aa ne güzel. Paris'ten bizi alıyorlar sevgili Mehmet Bey. Paris'ten. Bize selam gönderelim değil mi? Hasan Taş'tan ve ailesine selam olsun. Adıyaman'dan Paris'e selam. Ne güzel. Dostum, arkadaşım sağ olsun bizleri aramış, bizlere mesaj göndermiş. Ben de buradan Paris'e ve Hasan Taş'tan ailesine bir kez daha selam gönderiyorum efendim. Evet, programımızın sonuna geldik. Hatta geçtik bile değil mi sevgili yönetmenim? Geçtik. Peki efendim. Arkadaşlar uyarıyorlar ben efendim. Yani süre bitti diye. Doğru, haklısınız. Evet, derecemiz süremizin sonuna geldik. Bizi izleyen, mesaj gönderip de okumadıklarımdan özür diliyorum. Gerçekten hatta bana yazı yazdıranlar da vardı. Bu soruları okur musun diye. Okuyamadım, süre yetmedi. Ben buradan herkese selam ve saygılarımı gönderiyorum tekrardan. Yurt içi, yurt dışı, Paris, Almanya, işte Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, Mersin'den Özkara ailesi bana göndermiş. Mesajı geri silmişler efendim. Özkara ailesine selam gönderiyorum efendim. Dedik ya, Allah bu milletin birlik ve beraberliğini bozmasın. Rabbim vatan sevgisini üzerimizden eksik etmesin. Vatanımıza sahip çıkalım diyorum. Allah bu milletin derdine çare bulabilecek güzel insanlar nasip etsin. Her zaman temennim bu. Haftaya Salı günü saat 20'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.